Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere karma dil bilgisi ile ilgili 3. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Türk'ün ateşle imtihanı, adından da anlaşılacağı üzere ateş savaşı, imtihan ise Türk'ün bütün halkıyla dar günlerden nasıl geçtiğini simgeler. Ne demiş? Ek almamı sözcükler vardır. Bakın, dar sözcüğü, üzere sözcüğü, ateş sözcüğü ek almamış. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Durum eki alan sözcükler kullanılmıştır. Durum ekinin diğer adı neydi arkadaşlar? Hal ekleri. Yönelme hal eki, bulunma hal eki, ayrılma hal eki ve belirtme hal ekleri vardı. Bakın dendan tentan eki nedir arkadaşlar? Ayrılma hal ekidir. Yine günlerden ifadesinde de bunun kullanıldığını görüyoruz. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yüklem geçişsiz bir fiildir. Arkadaşlar bakın simgeler yüklem. Ne simgeler? Türk'ün ateşle imtihanı özne. Neyi simgeler? Ateş savaşı, imtihan ise Türk'ün bütün halkıyla dar günlerden nasıl geçtiğini. Burası komple nedir? Nesnedir. Görmüş olduğunuz gibi yüklem nesne alabildiği için nedir arkadaşlar? Simgelemek fiili geçişlidir. Geçişsiz değildir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Biz yine de diğer seçeneklere de bakalım. Niteleme sıfatı kullanılmıştır diyor. Günler neydi arkadaşlar? İsimdir. Nasıl günler? Dar günler. Dar sözcüğü niteleme sıfatıdır. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Bağlaç ve ilgeç vardır demiş. Bakın üzere sözcüğü nedir? Edattır. D de arkadaşlar burada bağlaçtır. Hem edatın hem de bağlaçın kullanıldığı görülmektedir. Bundan dolayı biz E seçeneğini de elemiş oluruz. İkinci soru, bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Ki eki sıfatlaştırma göreviyle kullanılmıştır. Bakın içtenlik isim, hangi içtenlik? Biçimindeki içtenlik. Burası nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. Şu ki de sıfat yapan kidir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yüklem ettirgenlik eki almıştır. Ettirgenlik eklerimiz R, T, tır ekleridir. Geçişli fiili tekrar geçişli hale getirir. Bakın kazandırmıştır yüklem. Şuradaki dır ekini kaldırdığımızda onu kazanmıştır anlamlı. Onu kazandırmıştır yine anlamlı. Yani kazandırmıştır fiili eki kaldırdığımızda da eki eklediğimizde de nesne alabilme özelliğine sahip. Bu da iki durumda geçişli olduğunu gösteriyor. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İyilik eki almış sözcük yoktur. Bu dursun. Bağımlı sıralı bir cümledir. Bakın kazandırmıştır yüklem, bırakmamış yüklem. İki yüklem birbirine noktalı virgülle bağlandığı için buna ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Peki öge ortaklığı var mı? Bırakmamış kim? Halde edip adı var özne. Kazandırmış kim? Halde edip adı var özne. Bakın iki yüklemin de öznesi ortak. O yüzden bu bağımlı sıralı cümledir. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fiilden isim yapım eki almış sözcükler kullanılmıştır diyor. Bakın olay kelimesine bakalım. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Olmaktır. Olmak fiil köküdür. Olmaktan olay olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Yine yapıt kelimesine bakacak olursak yapmak nedir? Fiil köküdür. Yapmaktan yapıt olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar, iyelik eki almış sözcük yoktur diyor. Bakın şimdi. Şurada arkadaşlar Türk yazını demiş. Türk yazını nasıl bir tamlama? Belirtisiz isim tamlaması. İsim tamlaması ise buradaki I ekimiz nedir? İyelik ekidir. Yine anı türü dediğimde ne türü? Anı türü. Bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Buradaki ü'nün de iyelik eki olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar iyelik eki kullanılmıştır.
Bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle kurallı fiil cümlesidir. Deneme bir bakıma yazı yoluyla düşünce üretimidir. Arkadaşlar bu dursun. İkinci cümlede birden çok niteleme sıfatı kullanılmıştır. Denemenin geniş konu alanları, üslup esnekliği, yazana geniş olanaklar tanır. Bakın burada konu isim, nasıl konu, geniş sözcüğü nedir? Niteleme sıfatıdır. Olanak isim, nasıl olanak, geniş sözcüğü de yine niteleme sıfatıdır. Birden fazla niteleme sıfatı görülüyor. B seçeneği doğrudur, bunu elemiş oluruz. Üçüncü cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır. Edilgen olabilmesi için L ve N eklerini alması lazım. Aynı zamanda yüklemde bildirilen işi yapan ögenin belli olmaması lazım. Bakalım, çağımızda romanda bile denemenin olanaklarından yararlanıldığı görülüyor. Görülüyor yüklem ve fiil. Bakın L ekini almış. Peki kimin gördüğü belli mi? Belli değil. O yüzden arkadaşlar görülüyor fiili nedir? Edilgendir. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümlede edat kullanılmıştır. Bu denemenin klasik deneme anlayışına göre alan genişlettiğini gösteriyor. Şuradaki e göre nedir arkadaşlar? Edattır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümlede kökleşmiş sözcüğü fiilden sıfat yapım eki almıştır. Arkadaşlar biz bunu eklerine nasıl ayırırız? Bakın şu şekilde ayırırız. Kök nedir? İsim köküdür. Leş nedir? Kökten kökleşmek olmuş. İsimden fiil yapım ekidir. Peki miş nedir burada? Buradaki mişe dikkat edecek olursanız kurallar isim. Nasıl kurallar? Kökleşmiş kurallar. Kökleşmiş sözcüğü niteleme sıfatıdır. O halde buradaki mışmış yani aslına bakarsanız sıfat fiil eki olan mışmış arkadaşlar ne yapıyor? Fiilden eklendiği sözcüğü sıfat yapan ek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci cümle kurallı fiil cümlesidir demişti. Deneme bir bakıma yazı yoluyla düşünce üretimidir. Arkadaşlar düşünce üretimidir yüklem. Üretmekten üretim olmuş. Üretim sözcüğü nedir? İsimdir. Bu isim cümlesidir. Kurallı fakat isim cümlesidir. Bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar bakın cümleyi okuduğumuzda sıfatlaştıran ki nerede? Tabii ki yazılarındaki sözcüğündeki ki'yi görüyoruz. Beğeni düzeyi, isim tamlaması, hangi beğeni düzeyi? Yazılarındaki beğeni düzeyi. Bakın burası nedir arkadaşlar? Burası işaret sıfatıdır. Buradaki ki de sıfat yapan ki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için biz A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Peki belgesiz zamir var mı? Bakın herkes sözcüğü nedir? Zamirdir. Kim olduğu belli olmadığı için de biz buna belgisiz zamir diyoruz. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki arkadaşlar burada isim tamlaması var mı? Bakın duygu adamı belirtisiz isim tamlaması. Yine bu şeye bakacak olursak beğeni düzeyi arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması. Duygu adamını söylemiştik zaten. Başka nerede var? Üslup edebi, bilgi edebi dersek bu da isim tamlamasıdır. Tamlayan ortak belirtisiz isim tamlaması görüyoruz. Bundan dolayı D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki arkadaşlar geçişli çatılı yüklem midir? Bakın almalıdırlar yüklem. Neyi almalıdırlar? Onu. Nesne alabilme özeline sahip yüklem. O yüzden burası nedir? Geçişlidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar bu parçada zarf fiil yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük
Zarf fiil görevindedir. Dursun. İkinci sözcük üstünlük bildiren bir zarftır. Üstünlük zarfları neydi arkadaşlar? Daha ve en sözcükleri. Bakın burada en sözcüğünü kullanmış. Bu üstünlük zarfıdır. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü sözcük ad soyudur ve bulunma durum eki almıştır. Bakalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güney sözcüğü gün kelimesinden gelir. Gün isimdir. D'de nedir arkadaşlar? Yine bulunma hal ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük sıfat olarak kullanılmış sıfat fiildir. Da isim, nasıl da, yardığı da, niteleme sıfatı, dıktık eki de burada arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bunun da doğru olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Beşinci sözcük edilgen bir fiildir. L ve N ekini alması lazım. Bakın biliniyor yüklem N ekini almış. Fakat kimin bildiği belli mi? Değil. Belli olmadığı için burası nedir? Edilgendir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci sözcük zarf fiil görevidir demişti. Arkadaşlar boyunca kelimesine baktığımızda kelimenin kökü boy. Boy nedir? İsimdir. İsimler fiilimsi eki almaz. Buradaki ınca ince eki nedir? Bu da isimden isim yapım ekidir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? İki ögeli bir cümledir demiş. Bakalım. Binlerce yıl önceki volkanik patlamalardan saçılan lavların, tüflerin ve bunları oyup şekillendiren suyun ve rüzgarın eseridir Ihlara Vadisi. Bakın arkadaşlar. Şuraya kadar olan kısım yüklem, ne, Ihlara Vadisi, bu da öznedir. İki ögeli bir cümle olduğunu görüyoruz. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. Özne, isim tamlamasından oluşmuştur. Evet arkadaşlar, bakın, rüzgarın eseri, suyun eseri. Suyun sözcüğü burada nedir? Tamlayandır. Rüzgarın sözcüğü ise yine tamlayandır. Eser de tamlanandır. Görmüş olduğunuz gibi, İki tane tamlayan bir tamlanana bağlanmış. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Ek eylem kullanılmıştır diyor. Eseridir derken şuradaki dırdır eki nedir? Ek eylemin geniş zaman çekimidir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tamlanana ortak isim tamlaması kullanılmıştır. Demin yaptık. Suyun eseri, rüzgarın eseri. Tamlayana ortak belirtili isim tamlaması var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sıfat fiil adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. Nerede sıfat fiil? Saçılan derken an en nedir burada? Sıfat fiildir. Lav nedir? İsimdir. Nasıl lavlar? Saçılan lavlar. Saçılan sözcüğü arkadaşlar burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla adlaşmış sıfat değildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümledeki benzersiz sözcüğü niteleme sıfatıdır. Bakın benzersiz sözcüğünü burada gördük. Evren, isim, nasıl evren, benzersiz bir yeşil evren, burası niteleme sıfatıdır. O yüzden A doğrudur, bunu elemiş olduk. İkinci cümledeki oluşturur fiili geçişsiz bir fiildir. Arkadaşlar bu dursun. Üçüncü cümledeki ile edattır. Bakın üçüncü cümleye baktığımızda bu güzel ormanların zemini toprak ile değil binbir çeşit güzelliğin yansıdığı sihirli bir aynayı andıran su ile kaplı. İle sözcüğünü gördük. Yerine V getirebilir miyiz arkadaşlar? Zemini toprak ve değil. Bakın anlamsız oluyor. Anlamsız olduğu için bu edattır. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümledeki bu sözcüğü işaret sıfatıdır demiş. Bu yönüyle derken yön, isim, hangi yönüyle, bu yönüyle. Bakın bu sözcüğü ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için buna sıfat diyoruz. İşaret yoluyla belirttiği için de işaret sıfatıdır. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümledeki doğa sözcüğü türemiş bir isimdir. Arkadaşlar doğa sözcüğü doğmaktan gelir. Doğmak fiil köküdür.
Doğmaktan doğa olmuş, fiilden isim yapım eki almış. Görmüş olduğunuz gibi türemiş bir isim olduğunu görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi ikinci cümledeki oluşturur fiili geçişsiz bir fiil mi? Buna bakalım. Eşsizliği nedeniyle koruma altına alınan bölgenin %85'ini su basar olarak anılan ormanlar oluşturuyor. Oluşturuyor yüklem ne? Su basar olarak anılan ormanlar özne. Neyi oluşturuyor? Eşsizliği nedeniyle koruma altına alınan bölgenin %85'ini arkadaşlar belirtili nesne. Oluşturmak fiili nesne alabildiği için nedir arkadaşlar bu? Geçişsiz bir fiil değil, geçişli bir fiildir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Ayder Yaylası'nın güneyindeki kızıl ağaç, kayın, gürgen, huş, ladin, kestane ve şimşir ağaçlarının boy verdiği doğal yaşlı ormanlar sonbaharla birlikte renkten renge bürünüyor. Zarf görevli ikileme demiş. Bürünmek fiil. Nasıl bürünüyor? Renkten renge. Bakın durum zarfıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sıfat tamlaması biçiminde oluşan birleşik sözcükler. Arkadaşlar kızıl ağaç ve sonbahar sözcükleri buna örnektir. Bahar isim. Hangi bahar? Sonbahar. Sıfat artı isim. Sıfat tamlaması. Ağaç isim. Nasıl ağaç? Kızıl ağaç. Niteleme sıfatı. Sıfat artı isim. Sıfat tamlaması. Görmüş olduğunuz gibi ikisi de sıfat tamlaması biçiminde oluşmuş bir birleşik isimdir. Bundan dolayı B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sıfatlaştıran ki demiş. Kızıl ağaç birleşik isimdi. Hangi kızıl ağaç? Güneyindeki kızıl ağaç. Burası arkadaşlar nedir? İşaret sıfatıdır. Buradaki ki de sıfat yapan ki'dir. Dolayısıyla C seçeneği doğrudur. Arkadaşlar bunu denemiş oluruz. Yapım eki almış sözcükler. Nerede var arkadaşlar? Bakın yaştan yaşlı olmuş. Türemiş bir isim olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki lı nedir? Yapım ekidir. Yine arkadaşlar birden birlik olmuş. Burada da bir yapım eki almış sözcük görüyoruz. Bunun da türediği görülmektedir. Bürümekten bürünmek olmuş. Bakın burada da yapım eki almış bir sözcük var. Dolayısıyla D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki zarf fiil eki almış sözcük var mı? Kenyalı Asiye maden gerekmedikçe durmaksızın sandığında kocasına ince ip aramaz. Var mı arkadaşlar? Bakın burada zarf fiil ekinin kullanılmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Anadolu'nun en görkemli coğrafyalarından birini oluşturan Kapadokya'nın simge yer şekilleri olan peri bacaları akşam ışığında masalsı bir hayatiyet kazanıp gerçeküstü canlılar gibi görünür. Arkadaşlar birleşik sıfat demiş. Bakın canlılar isim. Nasıl canlılar? Gerçeküstü canlılar. Niteleme sıfatı. Gerçek ve üst sözcükleri birleşerek birleşik sıfat oluşturmuş. Yani anlamca kaynaşmış birleşik sıfat oluşturmuş. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Peki benzetme edatı var mı? Benzetme edatı çoğunlukla gibi de yapılır arkadaşlar. Canlılar gibi derken buradan da bunu görüyoruz. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Üstünlük bildiren zarf neydi arkadaşlar? Daha ve en sözcükleriydi. Bakın en görkemli derken kullanıldığı görülmektedir. Bunu da elemiş olduk. Peki çekimli fiil var mı? Görünüyor yüklem. Buradaki üreki nedir arkadaşlar? Geniş zamandır. Geniş zaman kipidir. Görünmek fiilinin çekimlendiği görülmektedir burada da. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu cümlede sayı sıfatı olmadığı için arkadaşlar doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu partideki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. cümle iki ögeli isim cümlesidir. Bakalım. Doğanın eşsiz bir geometri sunduğu dünyada en fazla çeşitlilik gösteren coğrafyalardan biridir Muğla'daki Dalyan Deltası. Arkadaşlar bakın şuraya kadar olan kısım nedir? Burası yüklemdir. Ne? Muğla'daki Dalyan Deltası
burası da özne. İki ögeden oluştuğunu görüyoruz. Yüklem ve özneden oluşmuş. Biridir derken de arkadaşlar burası nedir? Biri zamirdir. Zamirler isim soylu sözcüklerdir. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümle, yüklemleri fiil olan sıralı cümledir. Deniz, göl, toprak, sazlık bu küçük alanda bir araya geliyor. Arkeolojik ve yaban hayat değerleriyle daha da büyüyen bir hazine oluşturuyor. Oluşturuyor yüklem. Bakın geliyor yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı. Aynı zamanda gelmek fiil, oluşturmak da nedir? Fiildir. Hem sıralı hem de fiil cümlesidir. B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üçüncü cümle, öznesi ortak bağlı cümledir. Bağlı cümle neyle yapılır arkadaşlar? İki yüklemin bağlaçlarla bağlanmasıyla yapılır. Köyceğiz Gölü'nün fazla suları bir kanalla Akdeniz'e doğru ilerliyor ve mucizevi bir delta oluşturduktan sonra ünlü İz Tuzu plajından tuzlu suya kavuşuyor. Kavuşuyor yüklem. İlerliyor yüklem. V bağlacıyla bağlandığı için bağlı cümle. İlerleyen ne? Köyceğiz Gölü'nün fazla suları özne. Kavuşan ne? Köyceğiz sularının fazla suları. Bakın öznesi ortak, bağlı cümle olduğunu görüyoruz. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Dördüncü cümle eksiltili bir cümledir. Yani yükleminin olmadığını söylüyor bize. Bakalım. Dalyan Deltası Sazo beklerinin ördüğü devasa bir labirent. Bu eksiltili bir cümle mi? Tabii ki değil. Bakın labirenttir olacak. Ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi görülmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar burada yüklem vardır. Peki neresidir? Sazo beklerinin ördüğü devasa bir labirenttir yüklem olacak. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Eksiltili cümle değildir. Kurallı bir cümle vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Biz diğer seçeneğe de bakmış olalım yine. Beşinci cümle girişik birleşik cümledir diyor. Girişik birleşik cümle nedir arkadaşlar? Bir yüklemden oluşan ve içinde fiilimsi olan cümlelere denir. Dalyan kanalını antik Kaunos kentinin kalıntıları süslerken İz Tuzu hayvanlar dünyasının en gizemli yolculuklardan birini yapan karette karettaraları ağırlıyor. Ağırlıyor yüklem. İçinde bakın ken nedir burada? Zarf fiilekidir. An nedir? Sıfat fiilekidir. İçinde iki tane de yan cümlecik barındırdığı için ve yan cümleciklerde fiilimsilerle oluştuğu için bu da girişik birleşik cümledir. E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle birleşik yapılıdır. Hemen bakalım. Muğla ilinin Ege Denizi ve Akdeniz'in kucaklaştığı kıyıları çok sayıda hazine barındırıyor. Barındırıyor yüklem. İçinde yan cümlecik var mı? Bakın sıkıştığı derken buradaki tık tık eki nedir? Sıfat fiilekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. İçinde yan cümlecik olduğundan dolayı ve bir yüklemden oluştuğu için burası birleşik cümledir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. İkinci cümle olumlu ad cümlesidir. Baba da eteklerinden denize inen sarp bir kanyon olan Kelebek Vadisi de aşılmaz doğal duvarlarının gizlediği cennetten bir parçadır. Bakın aşılmaz doğal duvarlarının gizlediği cennetten bir parçadır nedir? Yüklemdir. Arkadaşlar yüklemde olumsuzluk eki var mı? Yok. O yüzden olumlu cümle. Peki parça nedir? Parça isimdir. O yüzden arkadaşlar bu da isim cümlesidir. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üçüncü cümle sıralı bir cümledir demiş. Fethiye ilçesi kıyılarında Ölü Deniz yakınında bulunan Kelebekler Vadisi'ne en kolay denizden ulaşılıyor. Bu özelliği onun sakinliğinin de garantisidir. Arkadaşlar bakın buraya direkini getirmemiz lazım. Niye? Ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. Şurası nedir? Onun sakinliğinin de garantisidir. Yüklem. İki yüklem birbirine neyle bağlanmış? Noktalı virgülle bağlanmış. O yüzden bu sıralı cümledir. Bundan dolayı biz C seçeneğini de demiş oluruz. Dördüncü cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir demiş. Bu dursun.
Beşinci cümlede özne tek sözcükten oluşmaktadır. Vadi ayrıca yaklaşık 50 metreden dökülen şelalesiyle de dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor yüklem ne? Vadi, özne. Bakın özne tek sözcükten oluşmuş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi dördüncü cümlenin yüklemi geçişsiz mi buna bakalım. Vadi adını ev sahipliği yaptığı 80'den fazla kelebek türünden alıyor. Alıyor yüklem. Alan ne? Vadi, özne. Vadi neyi alıyor? Adını. Burası nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Nesne alabilmiş mi? Yüklemdeki almak fiili almış. O yüzden bu nedir? Geçişsiz değil, geçişli bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.